Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Alkenlerin eldisi örnekleriyle devam ediyorum ve örneğimiz şöyle. Uygun bir alkil halojenür ve baz ile aşağıdaki alkenleri ana veya tek ürün olarak elde ediniz. Şimdi A şıkkı başlayalım. Buradaki alkeni uygun alkil halojenür ve bazla nasıl elde ederiz? Şimdi burada bir çift bağ var. O zaman şu şekilde alkil halojenürümüzü bromu şurada olduğunu düşünürsek bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan hidrojen kopartabilir. Bu karbondan da hidrojen koparılabilir. Bu karbondan da hidrojen koparılabilir. Bu karbondan koparılırsa çift bağ burada. Uç karbondan hidrojen koparılırsa çift bağ burada oluşur. Biz çift bağın burada oluşmasını ve ana ürünümüzün de bunun olmasını istiyoruz. O zaman hacimli bir baz kullanmalıyız ki uçtaki karbondan hidrojen kopartılsın. Çünkü hacimli baz kullandığımızda sterik etkiden dolayı buradaki karbondan hidrojen koparması daha zor olacak ve o bizim yan ürünümüz olacaktır. Hacimli bazımızda burada potasyum tersiyer butoksittir ve tersiyer butanol varlığında potasyum tersiyer butoksiti şu şekilde de açık olarak çizebiliriz. Şimdi bu bizim bazımız eksi yüklü, potasyum da artı yüklü. Ne yapacak dedik? Bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan hidrojen kopartabilir. Bu karbonda 3 tane hidrojen var. Bu bir CH3 çünkü buradaki hidrojeni kopardığında bağ elektronları buraya kapanıp brom da buradan ayrıldığında alkenimizi elde ederiz. Ve ana ürün olarak elde ederiz. Hacimli bazımız olduğu için. Diğer bir olasılık da içteki karbondan hidrojen koparmasıydı. Ters yer bu toksit iyonu içteki karbondan da hidrojen kopartabilir. Bağ elektronları buraya kapanarak çift bağ burada oluşur. Ve brom da aynı zamanda ayrılır. O zaman elde edeceğimiz ürün nasıl olacaktır? Çift bağın burada olduğu ürün olacaktır. Fakat bunu biz yan ürün olarak elde ederiz. Hacimli bazımızdan dolayı. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında elde etmek istediğimiz alkenimiz bu. Şimdi şu şekilde yapımızı çizelim. Çift bağın burada olmasını istiyoruz. O zaman şurada bir brom bağlı olduğunu düşünelim. Bu bizim alkil halojenürümüz. Ve bu alkeni bu alkil halojenürden hacimli olmayan bir baz kullanarak elde edebiliriz. Yani sodyum etoksit kullandığımızı düşünelim. Yani şu şekilde çizersek O, N, A. ve etanol içerisinde o da OH. CH3CH2OH da etanoldur. Şimdi sodyum etoksitte sodyum artı etoksit eksi yüke sahip bizim bazımız ne yapacak? Bromun bağlı olduğu karbona komşu karbondan burada iki tane hidrojen var. Hidrojeni kopartabilir. Bağ elektronları burada bir çift bağ oluştururken brom da buradan ayrılacak. B şıkkında istenen alkeni tek ürün olarak bu reaksiyondan elde edebileceğiz. Şimdi gelelim C şıkkına. C şıkkındaki alkene bakalım. Şu şekilde çizersek yapıyı. Burada bir çift bağ var. Şimdi yine burada çift bağ oluşabilmesi için buraya bromun bağlı olduğunu düşünelim. Bu bizim alkil halojenürümüz. Yine sodyum etoksit ve etanol varlığında ne yapabiliriz? Broma bağlı karbona komşu karbondan hidrojen kopartabilir. Burada bir tane hidrojen var. Etoksit iyonu yani bazımız buradaki hidrojeni koparttığında bağ elektronları buraya kapanırken brom da buradan ayrılacaktır. Ve istediğimiz ürünü yine tek ürün olarak elde edebiliriz. Bu tepkimeden. D şıkkıyla devam edelim. Alkenimizi buraya çizersek. Burada bir çift bağ var. O zaman Bromu şuraya bağladığımda bu benim alkil halojenürüm olabilir ve yine sodyum etoksit ve etanol varlığında bu istediğim alkeni elde edebilirim. Nasıl? Şimdi etoksit iyonu bazımız ne yapacak? Bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan hidrojen kopartabilir. Burada iki tane hidrojen var. Burada da iki tane hidrojen var. Şimdi etoksitin şu hidrojeni kopardığını düşünelim. Bağ elektronları buraya kapanıp brom buradan ayrıldığında elde edeceğimiz ürünü çizelim. Çift bağ burada oluşacak ve bu şekilde. Şimdi bu yapı ile bu yapı aynı mıdır? Bakalım. Çift bağ 1-2 karbon sonra CH3 var. Çift bağ 1-2 karbon sonra CH3 var. Ve yine çift bağ 1-2-3. karbonda CH3 var çift bağ 1 2 3. karbonda CH3 var. Yani bu yapıyla bu yapı aynı. Şimdi etoksit iyonunun bu karbondan hidrojen kopardığını düşünürsek bağ elektronları buraya kapanacak ve brom ayrılacak. Yine elde edeceğimiz ürün nasıl bir yapı olacak? Çift bağın burada olduğu yapı olacak. Bu iki yapı birbirinin aynısıdır. Neden? Çift bağ 1, 2. karbonda CH3. Çift bağ 1, 2, 3. karbonda CH3. İkisi birbirinin aynı ve bu yapı. Yani bu tepkimeden de tek ürün olan bu ürünü elde edebiliriz. Bu alkin halojenür ve sodyum etoksit ve etanol varlığında. Son olarak E şıkkına bakalım. Şimdi E şıkkındaki alkenimiz bu şekilde. Yani buraya tekrardan çizersek çift bağ ve CH3 var. O zaman hangi alkil halojenürden yola çıkabiliriz? Çift bağ burada. Burada bir CH3 var. Bromu şuraya bağladığımızda ve yine sodyum etoksit ve etanol kullandığımızda bunun için sodyum etoksit ve etanol kullanıyoruz. Etoksit iyonu bromun bağlı olduğu karbona komşu karbonlardan hidrojen koparabilir. Bu karbonda iki tane hidrojen var. Bu karbonda iki tane hidrojen var. Ve bu karbonda da üç tane hidrojen var. Burası CH3'tür çünkü. Etoksityonu bu karbondan hidrojen kopardığında bağ elektronları buraya kapanıp CH3 ayrıldığında burada bir çift bağ oluşacak. Yani elde edeceğimiz ürün çift bağın şurada oluştuğu ve CH3'ün de burada bulunduğu ürün olacak. Yani bununla aynı istediğimiz şeyle aynı ürün. Veya etoksityonu bu hidrojeni kopartsaydı ve bağ elektronları buraya kapanırken yine brom buradan ayrılsaydı hangi yapıyı elde edecektik? Onu da çizelim. Onda da ne oldu? Çift bağ burada oluştu ve CH3 burada. Bu ikisi birbirinin aynısı. Diğer bir olasılık da nedir? Broma bağlı olan karbona komşu karbon yani bu karbondan hidrojenin kopartılması. Bu hidrojen buradan koparken bağ elektronları burada çift bağ oluşturacak ve brom buradan ayrılacaktır. O ürünü de nereye çizelim? Şuraya çizelim şu şekilde çizersek çift bağ şurada oluştu. Evet bir de bu ürün oluşabilirdi. Fakat biz bu ürünün ana ürün olarak oluşmasını istiyoruz. Şimdi bakalım bu ikisi zaten birbirinin aynı. Bir de bu ürün var. Yani iki tane ürün elde edebiliyoruz. Bu bizim ana ürünümüz mü? Kararlı olan alken hangisi ise o ana üründür. Buradaki alkene bakalım. Bu ikisi zaten birbirinin aynı dedik. Çift bağ karbonlarına bağlı 1, 2, 3 tane sübstiyent var. tri Trisübstiye bir alken. Burada ise çift bağ karbonlarına bağlı 1, 2 tane sübstiyent var. Ve bu da disübstiye bir alkendir. Yani bu alken daha kararlıdır. Ve bizim ana ürünümüz olarak bu tepkimeden elde edilecektir. Biz de zaten bunun oluşmasını istemekteyiz. Evet arkadaşlar bu örneğimizde bu şekilde. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.